Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ebtedi'u min al-ayati allati talaha waladuna al-aziz. İn Fir'aun ala fil ardi ve ja'ala ahliha şi'a. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Biz konuşmamızı inşallah az önce kardeşimizin okuduğu ayet-i kerime ile başlatmak istiyorum. Kesinlikle Firavun yeryüzünde azgın olmaya başladı, azdı. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Firavun yeryüzünde azgınlaştı. Ondan sonra halkı gruplara ayırdı. Onlardan bazılarını zayıf, bazılarını güçlü bıraktı. Ardından da kızlarını keserek, kızlarını terk etti, çocuklarını, erkek çocuklarını öldürdü. Walakin hal tarawna ikhwanakum fi Misr yakhshawna min hadha al-fir'aun? Ancak siz Mısır'daki kardeşlerinizin bu firavunlardan korktuğunu gördünüz mü? هل ترون اخواتكم في مصر يخشون من الفرعون؟ Yine Mısır'daki bayan kardeşlerinizin firavunlardan korktuğunu gördünüz mü? هؤلاء بنات سميه اول شهيده في الاسلام. Bunlar Sümeyye'dirler, İslam'da ilk şehitlerdirler. Bakanlığında olan Nehir Osman'ın bazı açıklamaları var. Yargının hiçbir şekilde sisinin emrinde olmadığını iddia ediyor. Kargalar da buna güler. Kargalar da güler. Ve yargının hiçbir şekilde şu anki bu zulüm yönetiminin emrinde olmadığını söyleyen bu adama bakınız. 100 kişi bir defada mahkemeye çıkarılıyor. Bunların sadece adı, soyadı, ikamet adresi, anne adı, baba adı yazılıp sorulursa bir dakikadan 100 dakika eder ama 100 kişi 20 dakikada yargılanıyor. 20 dakikada cezaevine gönderiliyor. Şimdi siz buna adaleti ve hakaniyeti neresine sığdıracaksınız? Dolayısıyla bugün yargının Müslümanlara atfetmiş olduğu bazı suçlar var. Birincisi, şahsi ve kamu malına zarar veriyorlar. Şahsi mallara, kamu malına. İkincisi, terörist faaliyetler için çete oluşturuyorlar. Allah aşkına, Allah aşkına. Mahkeme tutanaklarında bugün Mısır'dan Müslümanlara atfedilen bu suçlar kimlere yakışıyor? Sisi'ye mi yakışıyor? Mürsi'ye mi yakışıyor? Rabia meydanına mı yakışıyor? Yoksa Mürsi döneminde Tahrir'de ortalığı velveleye verenlere mi yakışıyor? Öyleyse arkadaşlar, biliyoruz ki bugün Mısır'da değil 3 daha fazla zulüm çemberi içerisinde o kardeşlerimiz inliyor, ah ve vahlar içerisinde bizlere bakıyorlar. Bu meydanlar eğer onlara destek meydanı değilse arkadaşlar, başka bir şey değildir. Sizi tebrik ediyorum. Sizinle beraber orada direniş gösteren bütün Müslüman ve direnişçi Mısır halkını ayrıca tebrik ediyorum. Dolayısıyla Mısır halkının iradesine ve insanlığın onuruna ipotek koyamazlar. Mısır halkının iradesi için, İnsanlığın da onuru için burada toplanan ve yeryüzünde hangi noktada
için bir araya gelen Müslümanlar ve protestocular varsa hepsini tekrar tebrik ediyorum. Allah Mısır'da zaferi bir an önce nasip ve müyesser eylesin. Amin.